Merhabalar arkadaşlar, Renkli Ekran kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2020 yılı Mayıs ve Haziran ayı ehliyet sınavı çalışma sorularını çözeceğiz. Eminim bu video sizin için yararlı olacaktır. Lütfen videonun sonunda kaç doğru yaptığınızı aşağıda bulunan yorum kısmına yazmayı unutmayın. Bu bizim için gerçekten çok önemli. Ayrıca bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz arkadaşlar. Instagram sayfamızı da takip etmeyi unutmayın. Eğer hazırsanız hemen sorulara geçelim. Birinci sorumuz. Sürücü belgesi olmayanların araç kullanarak trafiğe çıktıklarının tespiti halinde aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. İdari para cezası. B. Ağır hapis cezası. C. Aracı en sağ şeritten sürme cezası. D. Sürücü belgesi almaktan men cezası. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İdari para cezası veriliyor arkadaşlar. Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? A. Motor daima yüksek devirde çalıştırılır. B. Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. C. Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir. D. Aracın yükü ve ağırlığı arttırılır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? A. İtfaiye aracı. B. Motosiklet. C. Tarım traktörü. D. Toplu taşıma aracı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. İtfaiye aracı. Resimli bir sorumuz var sırada. Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir? Şıklara bakalım. A. İtfaiyeci yöntemi. B. Rentek manevrası. C. Sürükleme yöntemi. D. Hemlik manevrası. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Rentek manevrası. Ülkemizde 112 acil telefon hattı öncelikle hangi hizmet için kullanılmaktadır? A. İtfaiye. B. Ambulans. C. Polis imdat. D. Jandarma imdat. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Ambulans. Aşağıdakilerden hangisi koma halinin belirtilerindendir? A. Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması. B. Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi. C. Gözleriyle hareket eden cisimleri takip etmesi. D. Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması. Düz yolda belli bir hızdan sonra araçta titreşimler oluşursa muhtemel arıza ne olabilir? A. Eksantrik milinde balanssızlık vardır. B. Alternatörde balanssızlık vardır. C. Pistonlarda balanssızlık vardır. D. Lastiklerde balanssızlık vardır. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Lastiklerde balanssızlık vardır. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Öndeki taşıtı geçmenin yasak olduğunu. B. Hız sınırlaması sonunu. C. Geçme yasağı sonunu. D. Park yasağını. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Geçme yasağı sonunu bildirir. 1. İtfaiye araçları. 2. Toplu taşıma araçları. 3. Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar. Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkı olacaktır. 1 ve 3 numaralı. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler? A. Cam suyu. B. Fren hidroliği. C. Akü elektroliti. D. Motor soğutma suyu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Motor soğutma suyu. Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? A. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri yok olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. B. Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi. C. Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi. D. Geçme yaparken sinyal verilmesi. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması. Şekildeki 2 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır?
A. 1 numaralı araca yol vermeli. B. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. C. Hızını artırarak kavşağa önce girmeli. D. Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 1 numaralı araca yol vermeli. Beyne giden kan akışının azalması sonucu kısa süreli yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne denir? A. Felç, B. Kriz, C. Koma, D. Bayılma. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Bayılma. Şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında sarı ve kırmızı ışın birlikte yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? Şıklara bakalım. A. Yolda bakım çalışması olduğunu. B. İleride hemzemin geçit bulunduğunu. C. Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu. D. Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu. Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır? A. Bacak bölgesinde olan kanamalarda. B. Karın bölgesinde olan kanamalarda. C. Yüz bölgesinde olan kanamalarda. D. Kol bölgesinde olan kanamalarda. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Yüz bölgesinde olan kanamalarda. Kontrolsüz demir yolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? A. Hızlarını arttırarak geçmesi. B. Uygun mesafede mutlaka durması. C. Demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi. D. Demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi. Doğru cevabımız B şık olacaktır. Uygun mesafede mutlaka durması. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? A. Trafikteki kaza sayısını azaltmak. B. Sağlık personelinin mesleki başarısını arttırmak. C. İnsanları zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmak. D. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevabımız D şık olacaktır arkadaşlar. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Bazı araçlarda kullanılan polen filtresinin görevi nedir? A. Motor yağını temizler. B. Motor soğutma suyunu temizler. C. Motorun emiş havasını temizler. D. Araç içerisine verilecek havayı temizler. Doğru cevabımız D şık olacaktır arkadaşlar. Araç içerisine verilecek havayı temizler. Aşağıdakilerden hangisi süspansiyon sisteminin elemanıdır? A. Şaft, B. Direksiyon, C. Vites kutusu, D. Helezon yaylar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Helezon yaylar. Şekilde soru işaretiyle gösterilen ve aracın hızı ile torkunu ayarlayan aktarma organı hangisidir? Şıklara bakalım. A. Volan, B. Diferansiyel, C. Aks, D. Vites kutusu. Doğru cevabımız vites kutusu olacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazazedenin sesli uyaranlara tepki vermemesi. B. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. C. Kazazedenin bilincini yitirmesi. D. Reflekslerin kaybolması. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? A. Şerit, B. Banket, C. Geçiş yolu, D. Bağlantı yolu. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Geçiş yolu. 1. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler. 2. Motorlu bisiklet ve motosikletler. 3. Traktör ve iş makineleri. 4. Otomobiller. Yukarıda verilen araçların hangilerinde ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. 1 ve 4. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Yolu kontrol etmesi. B. Aracını yavaşlatması. C. Takip mesafesini azaltması. D. O bölgeden dikkatli geçmesi.
Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Takip mesafesini azaltması. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılır? A. Hızının gerektirdiği şeritten gitmemek. B. Fazla yolcu almak. C. Aşırı yük yüklemek. D. Karşı şeridi ihlal etmek. Doğru cevabımız D şık olacaktır. Karşı şeridi ihlal etmek. Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkilerinden birisi değildir? A. Karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak veya aldırmak. B. Karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. C. Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek. D. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. Devam edelim arkadaşlar. Şekilde verilen pozisyonun adı nedir? A. Alt çene pozisyonu. B. Koma pozisyonu. C. Şok pozisyonu. D. Baş çene pozisyonu. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Baş çene pozisyonu. Türkiye'de trafik ortamında gerçekleştirilen ihlallerin birçoğunun kasıtlı olduğunu görmekteyiz. Göz göre göre bunca ihlalin yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. İhlaller alışkanlık haline gelmiştir. B. Trafik ortamında olumsuz kültürlenme söz konusudur. C. Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur. D. Sorumluluk duygusu yeterince gelişmemiştir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Saygıyı ön plana alan trafik algısı oluşmuştur. Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur? A. Bujilerin yeni olması. B. Yakıt borularının uzun olması. C. Depodaki yakıt seviyesinin düşmesi. D. Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması. Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A. Çıkan bölge üzerine masaj yapmak. B. Çıkan bölge üzerine sıcak uygulama yapmak. C. Çıkan bölge ile kalp arasında turnike uygulamak. D. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Çıkan bölgenin hareketsizliğini sağlayarak sevk etmek. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sürekli yanıp sönmesi, sağa dönüş sinyal lambalarının çalışıyor olduğunu bildirir? Şıkları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı olacaktır. Sağa dönüş sinyal lambası. Dört zamanlı bir motorda sıkıştırma zamanı kaçıncı zamandır? A. Birinci zaman. B. İkinci zaman. C. Üçüncü zaman. D. Dördüncü zaman. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Sıkıştırma zamanı ikinci zamanlıdır arkadaşlar. Emniyet şeritlerinin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A. Ambulansın hasta taşıması. B. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. C. Trafik kazalarında güvenli alan olarak kullanma. D. Acil durumda durma veya duraklama. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Görevi dışında çakar kullanan araçların ulaşım yoludur. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda otomobil ile kamyonun karşılaşması halinde hangisi diğerine yol vermelidir? A. Trafik yoğunluğu fazla olan yöndeki taşıt diğerine. B. Trafik yoğunluğu az olan yöndeki taşıt diğerine. C. Otomobil kamyona. D. Kamyon otomobile. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Kamyon otomobile yol vermelidir. Okul taşıtlarının arkasındaki dur işaretinin yanması neyi bildirir? A. Taşıtın geri manevra yaptığını. B. Taşıtın okula yaklaşmış olduğunu. C. Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini. D. Taşıtın öğrencileri almak üzere beklemekte olduğunu.
Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Taşıttan öğrencilerin indirilip bindirildiğini. Yapısı itibariyle sürücü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir? A. Otobüs, B. Otomobil, C. Kamyon, D. Kamyonet. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Otomobil denir arkadaşlar. D1 sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz? A. Minibüs, B. Motosiklet, C. Lastik tekerlekli traktör, D. ATV. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Motosiklet kullanılamaz arkadaşlar. Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A. 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği. B. 3 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu. C. 1 numaralı aracın izlediği şeridin yanlış olduğu. D. 3 numaralı aracın geçme yasağına uymadığı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği. Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir? A. Göğüs kemiğinde kırık olanlar. B. Kalça kemiğinde kırık olanlar. C. Omurilik zedelenmesi olanlar. D. Besin zehirlenmesi olanlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Besin zehirlenmesi olanlar. Şekildeki karayolunda bir numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Bulunduğu şeritte seyretmesi. B. Geçme sırasında hızını arttırması. C. Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi. D. Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi yasaktır arkadaşlar. Sağdan sollama yapılmaz. Araç geçilmez arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmenin genel belirtilerinden değildir? A. Baş ağrısı, B. İştah artması, C. Solunum zorluğu, D. Halsizlik kendinden geçme. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. İştah artması. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılan kontrollerden biri değildir? A. Yağ rengi kontrolü, B. Yağ kaçağı kontrolü, C. Hava filtresi kontrolü, D. Yağ seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Hava filtresi kontrolü. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? A. Motor kaputunun tam kapanmadığını. B. Lastik hava basıncının düşük olduğunu. C. Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini. D. Fren balatalarının görevini tam yapmadığını. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Lastik hava basıncının düşük olduğunu bildirir. Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda nasıl davranılır? A. Alternatörün kablosu çıkarılır. B. Akünün kutup başları çıkarılır. C. Dispiratörün kablosu çıkarılır. D. Marş motorunun kablosu çıkarılır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Akünün kutup başları çıkarılır. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? A. Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. B. Üstü örtülerek terlemesi sağlanmalı. C. Sıcak içecekler verilmeli. D. Sıcak duş yaptırılmalı. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. Aşağıdakilerden hangisi yağlama sisteminde yapılması gereken kontrollerden birisidir? A. Su seviyesi kontrolü, B. Hava filtresi kontrolü, C. Yağ seviyesi kontrolü, D. Hidrolik seviyesi kontrolü. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Yağ seviyesi kontrolü. Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığında sabit tutar? A. Radyatör, B. Termostat, C. Vantilatör, D. Hararet göstergesi. Doğru cevabımız
B şıkkıdır arkadaşlar. Termostat. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? A1, B2, C3, D4. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. 3 numaralı araç. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? A. Sigara külü ve izmaritlerin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi. B. Bir yere giderken toplu taşıma araçlarının kullanılması. C. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması. D. Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi. Yaralı da boyun hasarı şüphesi varsa araçtan nasıl çıkarılmalıdır? A. Ayaklarından çekilerek. B. Baş çene pozisyonu verilerek. C. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak. D. Çene göğüse değecek şekilde baş öne eğilerek. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Boynuna mutlaka boyunluk takılarak. Evet arkadaşlar, bu sınavımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen olabildiğince fazla test çözün. Ne kadar test çözerseniz sizin yararınıza olacaktır. Kanalımdaki diğer videolara göz atabilirsiniz. Sormak istediğiniz her şeyi aşağıda bulunan yorum kısmında sorabilirsiniz. Ayrıca kaç doğru yaptığınızı da yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın arkadaşlar.